Herkese merhabalar. Ben Mustafa Cem Pehlivan. Konuşarak öğren ailesiyle birlikte hazırlamış olduğumuz iş İngilizcesi videolarının 21. ile birlikte sizlerleyiz. Peki bu videomuzda ne göreceğiz? Bu videomuzda support or lack of support yani bir şeyi nasıl destekleriz veya desteğimizi nasıl vermeyiz bunlar üzerinde duracağız ve bu kalıplar üzerinde birlikte çalışacağız diyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi ilk cümle kalıplarımız hangi başlık altında toplanıyor? Şu. Support an opinion or someone. Yani birisini veya bir fikri nasıl destekleyebiliriz? İlk kalıbımız şu. I agree. Yani seninle aynı fikirdeyim. Sana katılıyorum. Demişiz ki I agree with Damien. Let's close the deal. Yani ben evet Damien'la aynı fikirdeyim. Tamamdır. Bu anlaşmayı bitirelim. Evet, biz bu anlaşmayı kabul ediyoruz. Let's close the deal. Anlaşmayı yapalım demektir. Veya see eye to eye. Ya evet, hani e, bu da bir e, deyim arkadaşlar. Evet, ya seni görüyorum. Tamam, seninle aynı frekanstayız demektir. Ne demişiz? We all see eye to eye with each other. Good. Evet, hepimiz birbirimizle aynı fikirdeyiz demek ki. Bunu yani bu iyi bir şey diyoruz. E, bunu da lütfen Kullanın I agree yerine veya we agree yerine kullanabilirsiniz. See I to I. Have the same opinion. Aynı fikre sahip olmak demek bir diğer kalıbımız. Diyorum ki I have the same opinion as the HR director. Yani ben hani İK direktörü olarak aynı fikre sahibim sizinle. Yani tabii ki orada kişiyi siz söyleyebilirsiniz. Pozisyonunuzu söyledikten sonra kimle aynı fikirdeyseniz onu ifade edebilirsiniz diyorum. Bir diğeri de share point of view. Yani bir görüşü paylaşmak. Diyorum ki I do share your point of view Mr. Page. Niye burada do dedim? Vurguyu daha da arttırmak için. Veya direkt I share your opinion da diyebilirsiniz ama I do share your point of view. Evet sizin görüş açınızı, sizin görüşünüzü paylaşıyorum diyorum. Şimdi challenge and opinion diyorum ve ikinci başlığa geçiyorum. Nedir yani challenge and opinion? Challenge biliyorsunuz artık Türkçe'de çok fazla kullanılan bir kalıp. Yani bir şeye meydan okumak karşı çıkmak, zorlamak gibi anlamlara geliyor. Noun olarak da zaten zorluk demektir. Şimdi bu sefer hani bir fikre bir challenge göstereceğiz, direnç göstereceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Onu göreceğiz. I wonder if that is justified. I wonder if that is justified. I wonder if bir kalıp arkadaşlar acaba demektir. Şimdi cümlemiz içerisinde nasıl kullanmışız bunu? Hani acaba şöyle olsa daha mı iyi olurdu gibi bir kalıp. I wonder if that is justified in the light of latest events. Bakın in the light of latest events. Hani son olayların ışığında. Biz Türkçe'de de çok fazla kullanırız. Hani bunun böyle hani adil olarak düşünüldüğü hani ee, konusunu merak ediyorum. Acaba düşünüldü mü? Acaba gerçekten ölçülüp bilçilip tartıldı mı? gibi söyleyebiliriz. Bir diğeri I don't think you have taken it into account. Tabii ki yani zaten kalıbın tamamını e, burada vermiş oluyoruz ama e, karşımızda kişiye bu şekilde söyleyebiliriz. Zaten take into account neydi arkadaşlar daha önceki hani örneklerimizde de görmüştük bir şeyi hesaba katmak dikkate almak demekti. Yani ben senin nokta noktayı dikkate aldığını düşünmüyorum. O nokta noktaya koyacağız hani o fikri desteklemediğimizi göstermek için. Diyorum ki I don't think you have taken VAT into account. Yani bu value added tax katma değer vergisini hesaba kattığını düşünmüyorum diyorum. Yani desteklemiyorum kişiyi. Diğeri what if? Yani şöyle olsa ne olur? Ya böyle olsa ne olur ki? Örneğin siz bir şey söylüyorsunuz ben de karşısında böyle olsa ne olur ki diyorum. What if the government changes? Yani hükümet değişse ne olur? Gibi bir örnek. Sadece örnek. Peki diğeri I would like to question. Ya sormak istiyorum. I would like to ask de diyebilirsiniz. I would like to learn de diyebilirsiniz. Öğrenmek istiyorum. Peki ne öğrenmek istiyoruz? I would like to question your estimate. Burada estimate yerine prediction diyebiliriz, forecast diyebiliriz, guess diyebiliriz. Ya senin tahminini öğrenmek istiyorum hangi konuda? Is it 100% reliable? Ya bu %100 güvenilir bir şey midir? Diyorum. E, tabii hemen şunu da söylemek istiyorum. Eğer sizler de bu kalıpları kendi hayatınız içerisinde daha rahat kullanmak istiyorsanız yukarıdaki linkten formu doldurarak yabancı eğitmenlerle konuşabilirsiniz. Diyorum ve devam ediyorum. Diyorum ki Deny, support politely. Ne yapıyoruz? Desteği hani, kibar bir şekilde geri çeviriyoruz. Diyorum ki initially it seemed good idea but hani initially first demektir arkadaşlar ilk olarak. Ya ilk olarak bu hani iyi bir fikir olarak göründü ama dedikten sonra zaten olumsuz olacağı belli. Ne demişiz? Initially it seemed a good idea but I think we need to think more about it. Yani ya öncelikle iyi bir fikir gibi göründü ama sanırım bunun üzerinde biraz daha düşünmemiz gerekiyor diyorum. I'm not sure emin değilim. Bir kişi fikrini söyledi, size baktı, size diyorsun, I am not sure. Ya ben hani bundan emin değilim. Peki neyden emin değiliz? I am not sure, I am not so sure about the feasibility of the project. Yani hani projenin fizibilitesinden, karlılığından, ölçülebilirliğinden, işte yönetilebilirliğinden artık fizibilite olarak kullanıyoruz. Maalesef çok emin değilim diyorum. Bir de maalesef dedim. Onu nasıl söylüyorduk? Unfortunately. Geldim. I am not totally convinced. Convinced ikna etmekti. Convinced ikna olmak. Ya, tam olarak ikna olmadım. Yani I am not sure yerine yine kullanabileceğiniz bir kalıp. Peki nasıl demişiz? I am not totally convinced we can do it with today's technology. Piramitler için hep söylenen şey değil mi? Hani bugünün teknolojisiyle nasıl yapıldı? o zamanki teknolojiden tabii ki bahsediyorum. Belki bu zamanın teknolojisiyle yapılabilir. <laughs> diyorsunuz ki hani bugünün teknolojisiyle biz bunu nasıl yapabiliriz tam olarak ikna olmadım veya işte emin değilim diyorum. It is not certain bu kesin değil. Yani yine birisi fikrini söylese diyorsunuz ki it is not certain bu kesin değil. Neymiş? It is not certain that it will work immediately is it? Yani bunun böyle hemen çalışıp çalışmayacağı böyle kesin değil değil mi diyoruz. Ee, orada da değil mi bir tek question yapısı kullanmış olduk. Sonuncusu da şu. Kibar bir şekilde tabii ki e, hani az önce geri çevirdik ama şimdi biraz daha less politely yani rude demiyorum ama less politely. Neymiş I would eliminate fikrini söyledi. Ya ben mesela bunu göz ardı ederdim bunu elerdim diyorum. Neyi? I would eliminate options 9 and 10. They are waste of time. Seçenekler var. Seçeneklerin içerisinde 8 ve 9'u ben olsam elerdim. Yani bunlar zaman kaybı. Waste of time. Zaman kaybı. Waste of food. Hani yiyecek israfı. Waste of water. Su israfı. Farklı cümleler içinde kullanın. Ancak öyle öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Diğeri. We should reject. Yani bunu reddetmeliyiz. We need to refuse. Değil mi? Bu cümle kalıplarını kullanabiliriz. Neymiş? We should reject one does to gain market share. It is dishonest. Evet. Honest dürüsttü. It is dishonest ne demek? Bu hani dürüst olmayan bir hareket. Farklı şekilde de çevrilebilir ama onu da sizin bakmanızı isteyeceğim. Diyorsunuz ki hani... Ee, yani pazardan pay almak için bu Vanda'nın yani Vanda oradaki kişi biz Alice diyebiliriz, Fatmas diyebiliriz, Merves diyebiliriz değil mi? Hani onun ismiyle onun hani çıkardığı tabloyu reddetmeliyiz. Çünkü bu dürüst olmayan bir hareket diyorum. We must rule out. Rule out da yine çıkarmaktır arkadaşlar. Neyi peki? We must rule out one idea. We just don't have the money. Muhtemelen Vanessa'nın fikri birazcık para harcamamız gereken bir şey. Ama e, diyoruz ki bu Vanessa'nın fikrini göz ardı etmeliyiz. Buradan çıkarmalıyız. Bizim böyle bir paramız yok diyoruz. Ve sonuncusu da let's refuse. Yani yukarıda reject demiştik. Burada refuse'u şimdi kullanalım istedim. Let's refuse any option that implies breaching the law. Yani e, ne diyoruz hani yasayı böyle ihlal eden, yasayı delen diyelim. Yani delmeyi böyle ima edecek. Herhangi bir opsiyondan, seçenekten uzak duralım. Kaçınalım, reddedelim. Tabii ki bu reddetmek ama kaçınmak neydi? Avoid fiilini kullanabiliriz diyorum. Burada da bütün kalıplarımızı tamamlamış oluyoruz. Ama ne öğrendik peki? Biz bugün öncelikle support an opinion or someone yani birisini veya bir fikri nasıl destekleriz? Challenge an opinion nasıl karşı çıkarız? Veya hani verilen desteği yani nasıl reddederiz kibar bir şekilde ve ardından da daha az kibar bir şekilde nasıl bu desteği geri çevirebiliriz dedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonu, abone olmadıysanız da abone ol butonuna basarak bizleri destekleyebilirsiniz diyorum. Herkese keyifli günler diliyorum.